oluşumunda ama işte bu Big Bang, büyük patlama dediğimiz e, deney bir yerde bu dört 4.5'ın altımı ve nasıl gelindiği sürecini açıklayacak. Dünyanın en büyük projesine, en popüler projesine tanınmayan Türkiye Cumhuriyeti Devleti dışında tanınmayan KKTC'nin e, süper bilgisayarı, sahip olduğu süper bilgisayarı aracılığıyla koyduğu katkı. Bunlar bir masal gibi geliyor insanlara. Evet. Bunu düşünebiliyor musunuz? Dünyanın en popüler Projesine 25 ülke var. 200 küsur dünya ülkesinin 25 tanesi katkı boyabiliyor. Ve siz tanınmayan KKTC olarak tanınan üniversitesi, dünyada diploması geçen üniversitesi, dünyada bilimsel yönüyle de geçerliliği oluyor. Ve burada böylesi popüler, böylesi önemli, dünyanın geleceğine belki de yön verecek, ışık tutacak, bir takım tezleri, hipotezleri çürütecek bulguların, anlaşılacağı e, bu projeye siz katkı koyuyorsunuz. Evet. Bunlar hakikaten hayal. Bir e, hastane yapıyorsunuz. Yani bu bölgede e, benzeri, eşi benzeri, benzeri o eşi benzeri olmayan bir sağlık e, kurumu o hayata geçiriyorsunuz ve ben, bence olay da sadece e, hastaneden tıp fakültesinde de ibaret değil. Olaya bakıyorsunuz ki ne kadar sağlıklı geliştiğin üniversitenin 10 tane fakülte, klasik fakülte. İşte o eğitim fakültesinden, mühendislik Hı -hı. fakültesine, mimarlık fakültesi, hukuk fakültesi, fen edebiyat, turi, bunları tık 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 10 tane klasik fakülteden sonra ne yapıyorsunuz? Başlıyorsunuz sağlıkla ilgili fakültelere. Diş, tıp, etza, veterinerlik, Eczacılık. sağlık bilimleri evet. ve işte en sonunda da ilahiyat fakültesiyle. Bence hakikaten bir otomotiv. E, evet. <laughs> Bunların da e, kendi içindeki fakültelerin içindeki bölümlerde yetişemiyorsunuz. Yani bugün çağın gerekleri ne uygun? O kadar özel bölümler açılmaya başlandı ki ben takip etmekte zorluk çekiyorum. İşte hmm. En son en yeni bölümlerimizden bir tanesi otomotiv. Yani bugün artık yani biyomedikaller olsun gıda mı? Bunlar artık şey olmaya başladı. Aşina olmaya başladık ama e, bunun kadar mesela İktisadiler Bilimler Fakültesi'ne bakıyorsunuz. Dört tane klasik işte e, işletmedir, ekonomidir, uluslararası ilişkilerdir. Bölümlerinin yanında, banking, finansın yanında, bankacılık yanında bir bakıyorsunuz Avrupa ilişkilerinden işte pazarlamaya kadar veya 11 bölüme çıkmış fakülte. Evet. Yani aynı şekilde diğer şeye bakıyorsunuz, sağlık bilimlerinin altına bakıyorsunuz. Öncelikle hemşirelik ve diyetetik, beslenme ve diyetetik bölümleriyle Şimdi başlamışsınız. Şimdi var. E Hastane yöneticiliği var. var. Yani inanılmaz bir şekilde mevcut fakülteler sayısı artıyor sağlıklı bir biçimde ancak mevcut eski fakültelerin yani öncelikli kurulmuş daha önce kurulmuş fakültelerinde altında yepyeni çağın gereklerine uygun tıkır tıkır bölümler, e, bölümler kuruluyor. Bir hukuka bakıyorsunuz yani hakikaten gıpta etmemek elde değil. Siz 100 civarında hukuk profesörünün üçte birini Evet, Türkiye genelinde. Üçte birini Türkiye genelindeki üçte bir hukuk profesörünü bu hiçbir zaman 25'in altına düşmemiş. 25 ile 33 arasında değişiyor her sene. Böylesi bir zengin hukuk profesörü katlosuna sahip bir e, fakülteye sahipsiniz. Bir evet. denizcilik. Ben hiç unutmam yine <laughs> e, Suat Hocamla şeyi paylaştığımız zaman. Ya işte bir gemi alıyoruz dedi falan. Hayırdır hocam dedim. Denizcilik fakültesi dedim. Ya dedi, adada yaşıyoruz dedi. İlk önce kurulması gereken fakültelerden biri dedi. Evet. Ama dedi gemi de olmayınca bu fakülte olmuyor dedi. Onun için dedi önceli oraya verdik dedi geçmiş gün söylemeyin parasını ama söylediği rakamda çok önemli bir miktardı